Euroleague Front Office programına hoş geldiniz sevgili basketbol severler. Bu hafta Fenerbahçe Beko kendi evinde Anadolu Efes'i konuk edecek. Bu karşılaşma sezonun geneline bakacak olursak belki de her iki takım içinde en kritik, en hayati ve hayat memat meselesi noktasına gelmiş bir karşılaşma. Okan Baytan ve Fatih Afacan'la birlikte bu maçı değerlendireceğiz. Şimdi ve de sizlerden gelen soruları ben kendilerine yansıtacağım. Onların cevaplarını alacağız. Genel planlama olarak düşünürsek eğer önce görüşlerini aktaracak iki yorumcumuz. Ondan sonra da sizin sorularınızın eşliğinde bir programa başlayacağız, geliştireceğiz ve sonlandıracağız. Öncelikle bu karşılaşma öncesi şüphesiz hemen hemen her basketbol severin şu an hakim olduğu bir konu. Dediğim gibi hayat memat meselesi iki takım içinde. İşte gelinen nokta, onların hepsini hep uzun uzun konuştuk. Haftalardır, aylardır da konuşuyoruz. Ama gene de bu maç için ön plana çıkan noktalar neler olacak? Fatih, sana da böyle bir söz vereceğim. Sen de kafanda istersen hazırla. Ona göre sonra da sorulara geçeriz. Valla sezonun fikstürüne sezon başında baktığım zaman bu maçın sondan ikinci maç olduğunu gördüğüm yerde hep şey diyordum. İnşallah bu maça böyle bir şey kalmaz. Yani bu derecede stres yüklü bir maç olmaz çünkü olabilecek en kötü şey oldu. Tabii. Evet. Aynısını yani, ben de yani bütün programlarda söylüyordum burada gerekse TV Spor'daki programlarda. Evet. Bari sıralamayı belli etse o kadar da büyük bir şey olmasa diye düşünürken yani benim daha önce yazamayacağım bir senaryoya geldi iş. Ya şimdi hem iki takım açısından da çok önemli bir maç yani galibiyet anlamında hem de bunun yanında işin maalesef rekabet anlamında ve iki takımın iki senenin içerisinde geçen sene olan olaylar nedeniyle işte Anadolu Efes'in oy atması, Fenerbahçe'nin o Rus takımların çekilmesiyle dezavantajlı bir durumda kalması nedeniyle hani zaten iki takım çok gergin. Daha da gergin Fenerbahçe Beko şimdi. Yani Beşiktaş derbisinde alınan hezimetin büyük yansımaların hepsini orada göreceğiz. Şimdi o da var ama ben o tarafa girmeden önce zaten Ergin Ataman'la Fenerbahçe arasında uzun zamandır bir gerginlik var. Ta Galatasaray döneminden başlayan, sonra işte o Baskonya'daki Final Four'da yaşanan olaylar. Yani hiç bu ilişki düzelmedi. Düzelme noktasına gitmedi. Yani şey söyleyebilir miyiz? Bu takım iki takımın yeri belli olsaydı yine gergin bir maç olurdu. Gene gergin olurdu. Onun evet. üstüne bir de hayat memat meselesi bir yani maç oldu. Yani ben birkaç haftadır da hep bunun altını çiziyorum. Bu maç böyle bir şey senaryoya doğru gidiyoruz diye maalesef olabilecek en enerjisi, stresi yüksek noktada bu iki takım karşılaştı. Öyle bir noktaya geldi ki iki takımın da dışarıda kalma ihtimali var yani şu anda. Hem dışarıda kalma ihtimali var. Maçın içerisinde yaşanan olaylar, seyircinin ruh hali. Yani gerçekten şu maç yani keşke oynanmasa diyeceğim bir noktaya geldi. İki takım açısından da. Hani bu kadar stresi ve ağırlığı fazla olan bir maç ben uzun zamandır hatırlamıyorum. Yani maç öncesi durum bu. Şimdi bir taraftan da şöyle bir durum var. Efes çok kötü bir sezon yaşayıp son iki maçta yaşadığı çıkışla bu maça biraz daha formda geliyor. Fenerbahçe'de Pierre'sizliği ve üstüne gelen Wilbekin'sizliği çözememiş olmanın getirdiği teknik sorunlarla beraber sürekli maç kaybederek ilk 4 mü olur, sağ avantajı mı alınır derdiği yerde playoff riskini yaşadığı bir şekilde, formsuz bir şekilde maça geliyor. Yani bu senaryo maalesef maçın gerginliğini de arttıran şeylerden biri. Keşke iki takım da böyle şey gelseydi. İstim üstünde, ikisi de formda. Hani öyle gelseydi. Yani maç şu an acayip bir noktaya geldi. Şimdi çok güzel de sorular var. Orada değiniriz ama ben yine bir teknik analiz anlamında maç içinde öne çıkabilecek şeyleri bir önden söyleyeyim. Sonrasında sorulara geçelim ki hani aslında çok da sürpriz şeyler söylemeyeceğim. Bu maçta en önemli konulardan biri iki takımın da üçlük yüzdesi olacak. Efes şu anda %39'la ligin en iyi üçlük atan ikinci takımı. Fenerbahçe'nin yüzdesi biraz daha düşük Efes'e göre. Ki bunu galip gelinen maçlara indirgediğimizde Efes ligin galip gelinen maçlarda en yüksek yüzdeli üçlük atan takımı. Birinci sıradalar. %43'e çıkıyor. Kaybettiğinde ise %34'e düşüyor. Şimdi arada bir 10 puanlık fark var. Yani Efes'i de çok etkiliyor üçlük yüzdesi ki bu bütün sezon ben bunu söyledim. Üçlük hani atarak, üçlük yüzdesini yüksek tutarak bütün problemleri örttüğü çok maç oldu Efes'in. Fenerbahçe'de ise durum biraz daha kritik. Çünkü şöyle, galip gelinen maçlarda 42, mağlup olunan maçlarda %30'a düşüyor üçlük yüzdesi. Ve mağlup olunan maçlardaki o yüzde en kötü yüzdelerden biri. Fenerbahçe'yi gerçekten üçlük kısmı çok ilgilendiriyor. Ki bunun yanında savunma tarafında da biraz önceki programda söylemiştim. Fenerbahçe üçlük savunmasında şu an ligin en kötü ikinci takımı durumuna geldi. Ve ligin en iyi üçlük atan ikinci takım ile oynayacak. Yani Efes en iyi üçlük atan ikinci takım. Fener'de en kötü savunan ikinci takım. Yani bu açıdan Efes'in yüzdesi ve Fenerbahçe'nin buradaki savunması çok önemli olacak. Birinci konu bu. Ki bir sayı daha vereyim. %40'ın üzerine Efes tam 15 maçta çıkmış. Tam 15 maçta %40 ve üzerinde üçlük atmış. Ve bunların 10 tanesini kazanmış. Fenerbahçe'de %40'ın üzerinde yediği 13 maç oynamış ve 8'ini kaybetmiş. Yani Efes'in %40'ların üzerine çıktığı yerde üçlük yüzdesini, hele bu 43-44'lere gelirse Fenerbahçe için ihtimal iyice aşağı iniyor. Birinci konu bu. İkinci konu reboundlar. Şimdi mesela çok Efes burada çok değişik bir senaryo ortaya koyuyor. Savunma reboundlarında, kendi potasındaki rebound yüzdesinde Efes ligin en iyi takımı. Şaşırtıcı bir şekilde, hani adetten ben bakmıyorum, hep bunu söylüyorum biliyorsunuz, yüzdeden bakıyorum. Efes'in potası altında oluşan rebound pozisyonlarında ligin en çok kendi potasını koruyan takımı Efes. En iyi yüzdeye sahip takımı. Fenerbahçe ise bu durumda en kötü üçüncü takım. Yani Efes en iyi savunma reboundu takımı, Fenerbahçe'de en kötü üçüncü savunma reboundu takımı. Tam tersi bir senaryoda hücum reboundlarında söz konusu. Efes hücum reboundlarında yüzdesel anlamda ligin en kötü takımı. Yani bu kadar fark olması da ilginç. Hem de elinizde Žižić gibi hücum reboundları konusunda çok etkili bir oyuncu olmasına rağmen Efes burada sonuncu sırada kalmış. Fenerbahçe'nin hücum reboundu konusunda işi biraz daha Efes'e göre iyi. İkinci konum buydu. Üçüncü konu, ve bu da çok bence kritik ve dikkat çekici. O da şu: Efes sezon boyunca geri dönme konusunda, savunmaya geri koşma konusunda büyük sıkıntılar yaşadı ve bu yüzden rakiplerine çok fazla fast break sayıları, hızlı hücum sayıları verdi. Bu istatistiklere de yansımış. Ligin en çok hızlı hücum sayısı, fast break sayısı yiyen takımı Efes. 9 sayı yiyor maç başına ortalama. Fenerbahçe'de en fazla atan takım. Son iki maçta bu biraz düşmüş olmasına rağmen Fenerbahçe'de maç başına 8.7 ile en çok atan takım. En çok yiyenle en çok atanın maçı olacak. Yani 3 konu bence çok kritik. Birincisi üçlük yüzdesi, her iki takım için de geçerli olacak bu, ama Efes'in yüzdesi daha kritik, Fenerbahçe'nin savunması. İkincisi reboundlar konusunda, özellikle Efes'in potasının altında çok iyi olan bir Efes'le hücum reboundu konusunda çok iyi olan bir Fenerbahçe'nin mücadelesi, orada kimin kazanacağı çok önemli olacak. Üçüncü konu da bu hızlı hücum sayıları. Ki son notta şunu söyleyeyim: Efes ligin en az faul yapan takımı. Haliyle rakipleri çok az çizgiye geliyor. Fenerbahçe de burada rakibi çok yaralayabilecek bir noktada değil ki, zaten hani faul yüzdesi de en düşük takımlardan biri. 3 konu çevresinde dönecek gibi geliyor bana. Ama olayın teknik anlamdaki kısmı bu. Eşleşmeler, işte Clyburn'un çok uzun, 2 maçtır 4 numarada çok uzun sürede sahada kalması, onunla eşleşecek Booker mı, Hayes mi olacak gibi konular, aslında bir sürü teknik konular var. İstersen biraz orada senin fikirlerini alalım, sonra sorulara geçelim. Tabii bence şundan almak lazım. Az önce Volkan abinin söylediği gibi, şimdi Fenerbahçe tek branşta bir camia değil, çok büyük bir camia. Fenerbahçe'nin dünkü Beşiktaş mağlubiyetinin ben bu maça etkisi olacağını düşünüyorum ciddi anlamda. En azından seyirci üstünde. Evet, seyirci üstünde tabii ya, oyuncuların çok alakası olmaz ama orada muhtemelen 12.500 Fenerbahçe taraftarı olacak. Herkes de Fenerbahçe'den kaynaklı bir gerginlik olacak. Rakip Fenerbahçe basketbol seyircisinin arasının en bozuk olduğu antrenörlerden bir tanesi. Maç Fenerbahçe'nin yakın tarihinin en önemli maçlarından bir tanesi desem yanlış olur mu? Olmaz herhalde. Şimdi bütün bunları düşündüğümüz zaman bu olumlu da etki edebilir ama olumsuz da etki edebilir bence. Çünkü şöyle bir şey var: tribün çok agresif başlayacaktır maça. O agresif tribün terse dönebilir. Bu Fenerbahçe için bir handikap. Ama şöyle bir şey de olabilir: Fenerbahçe'nin arkasında rüzgar gibi de esebilir. Bence tribünün alacağı tutum ve maçın nasıl başlayacağı maçın devamı için çok önemli. Ya arkasında tribünü almak isteyecektir Fenerbahçe. Çünkü tribünün Fenerbahçe'ye terse dönmesi önemli bir problem olacak. İlerideki senaryoları da sonra konuşuruz. Ama ben bu maçı eğer Fenerbahçe kaybederse dışarıda kalma ihtimalinin en azından %51 olduğunu düşünüyorum. Bunu da sonra konuşuruz seninle. Yani ilerideki senaryolarda. Sorularda bakarız, evet. Bu konuda bir soru vardı. Şeye bakarsan, saha içine bakarsan nasıl bir saha içine bakarsan benim şöyle bir tezim var. Normal şartlarda bundan önceki senelerde tempoyu dikte etmeyi hep Efes üzerinden tanımlardık. Ama Senin de bu az önce bahsettiğim fast break konularında mesela ben bu istatistiğe bakmamıştım ama bu sene en çok fast break yiyen takım kim deseler çok büyük ihtimalle Efes derdim. Çünkü Efes geri koşamıyor. Bu deplasmanlarda çok daha büyük bir problem oluyor. Özellikle Fenerbahçe gibi etkileyici, ateşli tribünün, yani tribün takımı ittiği dönemlerde, o dağılma dönemlerinde Efes neyi yaşar? Bu bir problem. Bir tane daha psikolojik şey söyleyeceğim. Efes'te her ne kadar sezon çok kötü geçse de Larkin, Micić, Clyburn gibi 3 tane bu maçları oynamaya çok alışmış ve bu maçları da genellikle kazanan ve Fenerbahçe'ye karşı da özellikle iyi oynayan. Doğru, Fenerbahçe maçlarında özellikle iyi oynayan oyuncuları var. Bu bir problem bence Fenerbahçe için. Ve şunu da söyleyeceğim, bu konudaki fikrini sorayım. Ondan sonra ben kendi birkaç eklemi yapayım. Sonra sorulara geçelim. Fenerbahçe ile bu maçla alakalı Wilbekin ve Pierre durumları çok önemli. Olmadıkları takdirde ben Efes'in bir sanki biraz daha rotasyon zenginliği açısından ve eşleşme problemleri açısından biraz daha önde olduğunu düşünüyorum. Çünkü Clyburn'un savunulduğu Fenerbahçe maçlarında biz Pierre Hayes'in sürekli değişmeli olarak iyi savunulduğunu gördük. Hayes'in Clyburn üzerinde tek başına kalmasının ben çok kötü etkileyebileceğini düşünüyorum Fenerbahçe'yi. Bu konudaki fikrini de merak ediyorum. Yani şunu söyleyeceğim. Yani Pierre veya Wilbekin'den hangisi daha önemli eksik sence Fenerbahçe için? Net Pierre daha önemli bir eksiklik ki hemen bir yine bir adresleme yaparak söyleyeyim. İlk yarıda Sinan Erdem'de oynanan maçta Clyburn 8 sayıda kalmıştı ve Pierre Hayes ikilisinin Clyburn üzerinde yaptığı savunma Clyburn'un hiç devreye girememesi neden olmuştu. Zaten o maçta Larkin de yoktu. Haliyle yani Fenerbahçe açısından daha rahat bir maç olmuştu. Ama ligde oynanan maçı da hatırlarsan o da Ataşehir'de oynanmıştı. Fenerbahçe 20 sayılara kadar farkı çıkartıp sonra maçı uzatmaya gitmişti. 40 atmıştı Clyburn'e sanırım. Clyburn o maçta da acayip coşmuştu. Hele maçı uzatmaya götüren bir üçlüğü var. Evet. Çizginin kenarından geri çekilerek el üstünden attığı falan. Yani biraz önce söylediğin şey çok önemli. Mitsic'in de mesela... Hani Fenerbahçe maçlarında böyle çok uzaklardan attığı, çok abuk sabuk soktuğu şutlar da vardı. Pandemi senesinde bir maçı vardı. Yani psikolojik açıdan farklı bir değerlendirme olacak sorusu var diye oraya ayırıyorum. Ama saha içine döndüğümüz zaman ki ben saha içine dönme taraftarıyım biraz. Şimdi Pierre, Hayes ve Clyburn tarafını konuştuk. Ama kısalar tarafında ve uzunlar tarafında eşleşmelerde kim daha üstünlük sağlar? Bir istersen oradan gidelim, sonra Volkan'a soruları verelim. Bence şu çok önemli olacak. Motley-Žižić eşleşmesi. Bu oyuncuların birbirini savunması açısından değil. Dansın'ın durumu ne bu arada? Dansın durumuyla alakalı kulüpten bir açıklama gelmedi. Bilmiyorum. Erten oynamayacakmış. Sadece onu söyledi Ergin Ataman ama Dansın'la alakalı bir açıklama yapmadı. Bence oynayacak. Yani. Bence Dansın çok önemli. Yani eğer Dansın olabiliyorsa çok önemli. Eğer olamıyorsa bu bir problem. Fenerbahçe Motley kullanmak isteyecek. Efes Žižić'i kullanmak isteyecek. Hangi taraf daha başarılı olursa o bence bir adım öne çıkacak. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Motley ile Žižić eşleştiğinde Žižić çok üstünlük kurmuş. Maçı Efes kazanmıştı. Araya girmem lazım ama oradaki Zizic'in kurduğu üstünlüklerde hep Efes ters eşleşmeleri yakalayıp Zizic'i Motley üzerinden değil kısa üzerinden hücum eder noktaya getirmişti. Ya hani ya şunu söylemek istedim aslında. Efes Zizic'i çok aktif kullanmıştı. Evet, çok 30 sayı mı yapmıştı? Evet. Sinan Erdem'deki Euroleague maçında Fenerbahçe'nin kazandığı maçta da çok iyi bir Motley vardı. Orada da Fenerbahçe kazanmıştı. Ya bence bu iki oyuncudan hangisinin daha iyi olacağı çok önemli. Burada şöyle bir problem var. Ya ilk periyotta 5. dakikada 2 faul almış bir Motley yaşanırsa maç çok erken bitebilir. Çok erken ya biteceğini düşünmüyorum ama Efes tarafına çok ağır kayacağını düşünüyorum. Bence bu bir problem. Žalgiris ile Žižić'i Motley ile Plyce'e eşleştirmek sanırım Itoudis için daha doğru bir tercih olur. Eğer ben olsaydım böyle bir şey yapardım. Sorulara geçiyorum. Bir kısaları da konuşalım istersen. Kısalarda nasıl bir senaryo bekliyorsun? Ya kısalarda özellikle Wilbekin de olmayacak. Yani Pierre belli değil ama Wilbekin olmayacak. Böyle konuşuluyor bildiğim kadarıyla. Yani kısalarda özellikle Wilbekin kısa savunmasında bence Fenerbahçe'nin önemli bir şeydi. Kötü de oynasa iyi bir savunmacı Wilbekin. Yani en azından hedef maçlarda iyi savunma yapıyordu. Yani bu ekipte ben Larkin Micić gününde olursa kim savunur bilmiyorum. Şöyle bir ek yapayım. Eğer Hayes Pierre beraber sahada kalabilirse onlardan bir tanesini kısalardan bir tanesinin üstüne vererek forvetle kısa savundurabilir bence Itoudis. Böyle bir şey bekliyorum. Ama eğer Hayes olursa yani Pierre olmazsa savunma direği Fenerbahçe'nin çok kırılgan olabilir. Zaten şunu söyleyelim. Pierre olmazsa büyük ihtimalle maç Efes'e yakın derim eğer %90 civarında Efes'e yakın olur. Fener'in direnç göstermesini çok az ihtimal görüyorum. Son iki maçtaki Dorsey performansı nedeniyle Micić ve Larkin'e karşı Dorsey'i sahada tutmak intihar olur eğer böyle olursa. Çok büyük bir hata olabilir. Evet, o açıdan Kalates, Marko Gudurić, hatta bazı dönemlerde Şehmuz'un kullanılması bu maçta işe yarabilir. Ama ben biraz daha Carson Edwards'a bir nebze daha süre verme ihtimalini görüyorum Baskonya maçından sonra. Yani çünkü o çabuk ayaklarıyla Larkin'le eşleşme konusunda sıkıntı yaşıyor. Hatta Micić'in karşısında da durabilir Carson Edwards. Evet, güçlü bir oyuncu. Yani bir şekilde mutlaka Pierre ve Hayes ikisi beraber sahadayken ikisinden biri kısaya eşleştirme noktasına gelebilir ama şöyle de bir durum var. Hani 4 kısayla oynadığı yerde Efes'in Clyburn'un 4 oynadığı yerde sahada Micić ve Larkin'in haricinde Boba veya Bryant da oluyor. Yani o durumda öyle bir... Birinden risk alamıyorsunuz yani. Evet, yani orada savunmada sorunlu bir oyuncuyu sahada tutmak Fenerbahçe açısından, yani Dorsey kullanımı anlamında söylüyorum, büyük sıkıntı yaratabilir. O yüzden yani koçlar da bu maçta oyuncu performansları kadar maça etki edecekler. Ama tabii dönüp dolaşıp Fenerbahçe Pierre'sizliği tolere edemediği bu kadar maçın olduğu yerde ki hani ben onunla ilgili istatistikleri Twitter'da da paylaştım. Yani yönetemiyor Fenerbahçe Pierre'sizliği. Olacak mı olmayacak mı belli değil. Bu kadar oraya odaklanılmasını da doğru bulmuyorum ama maalesef öyle bir maçta bizi bekliyor diyeyim. Ve istersen sorulara geçelim çünkü yaklaşık bir 10-12 tane 15 tane soru var. Tamamdır. Evet sevgili basketbol severler, sizlerden gelen soruları da yorumcularımıza ben sormak istiyorum. İlk soru Burak Kutlu'dan geliyor, Fatih'e geliyor. Elindeki bütçe az olmasına rağmen üst sıralarda yer alan takımlar hangileri? Bence burada Žalgiris'le Partizan'ı ben bir adım öne çıkarım. Yani bütçeden ziyade burada sanki kadroya bakmak bana daha doğru geliyor. Yani sezon başındaki kadrolara baktığınız zaman bu kadro playoff yapar mı yapmaz mı sorusunda ben Žalgiris'e hiç ihtimal vermiyordum. Partizan'a da çok az ihtimal veriyordum açıkçası. İki takım da yani Partizan muhtemelen %99'muş Partizan istatistik olarak ihtimalli. Yani yaptı Partizan playoff. Žalgiris de önündeki iki maçı kazanırsa büyük ihtimalle playoff da olacak. Yani bu iki takımın yaptığı... Birle bile girebilme ihtimali bence var. Çok büyük başarı. Kadro olarak Žalgiris'i bütün organizasyon olarak Partizan'ı en üste yazarım. Burada bir başarıdan bahsetmişken başarısızlıktan da bahsedelim. Dışarıda kaldım Milano kesinlikle. Bu ve muhtemelen Efes de dışarıda kalacak. Umarım bir mucize olur ama olmazsa Efes de dışarıda kalacak. Yani Efes ve Milano'nun dışarıda olup Žalgiris'le Partizan'ın içeride olması çok büyük başarı. Bir ufak ekle bilmiyorum katılır mısın ama Baskonya'yı yaparım ben. Çünkü bu kadroda çok fazla kumar vardı. Çok fazla oyuncunun ilk Euroleague sezonu. Normalde bu kadroların koç başarılı olması. Evet koç da yeni. Bu kadrolar normalde yani renk katar Baskonya her zaman ama playoff yapar mıydı bilmiyorum. Yani sezonun farklı dönemlerinde farklı oyunculardan katkılar alarak ya avantajlı bir konuma geldiler. Henry'i de kaybettiler. Evet yani. Henry'i de kaybettiler. Gerçekten başarılı olduklarını düşünüyorum. Tabii lakapları da, nickname'leri de söylüyoruz. Jojo Özgür. Bu sene Itoudis'in ilk senesi ve Obradovic'in ilk senesi gibi geçiş takımı olarak görmek gerekiyor. Acaba seneye kimlerle devam edilmeli? Karatis'le 2 sene kontrat var. Devam etmek ne kadar efektif? Gudurić, Pierre, Hayes üzerinde bir yapı inşa edilse daha sağlıklı olmaz mı diyor Okan Baytın'a. Aslında soruları birazcık biz paylaştık gibi diyelim. Yani direkt o arkadaşlardan gelmedi. Biz Fatih ile paylaştık diye düşünelim. Şimdi Itoudis'in ilk senesi evet. Yeni bir yapılanma kuruluyor ve bir çekirdek kuruluyor. Evet. Ama ben burada biraz yine açık sözlü olmak istiyorum açıkçası. Şimdi bu sene Itoudis'in ilk senesi ve bazı hatalarının mazur görülmesi gerekir. Bunu kesinlikle altını çizerek söylüyorum. Ama şunu da unutmamak lazım. Şimdi bu seneki Fenerbahçe'nin son 3 senesine bakalım. Igor Kokoşkov'un geldiği sene, arkasına Đorđević senesi ve bu sene Itoudis senesi. İlk sene Fenerbahçe belki de bu son 3 senelik içerisindeki en kötü kadroya sahipti Igor Kokoşkov'la. İşte Gerald Edler'ın olduğu, Hamilton'ların gelip gönderildiği, Ulan hakikaten Bartel, sıfır katkı. Evet, Ulanovas Bartel'den hiç katkı alınamadığı o kadro o sene Rus takımlarının devrede olmasına, Milano'nun ve Anadolu Efes'in playoff yapmasına rağmen o takım 7. sıradan playoff yapmıştı. İlk senesiydi Igor Kokoşkov'un ve 7. sıradan playoff yapmıştı. İkinci sene Đorđević senesinde kadro biraz daha nispeten güçlendirildi ama kadro koç uyumsuzluğu vardı. Igor Kokoškov'da bu olmasına rağmen, onda da olmasına rağmen Đorđević de en yüksek seviyedeydi. Çünkü kurulmuş hazır bir takıma Đorđević geldi. O da ya inanılmaz sakatlıklarla ve Rus takımların çekilmesiyle beraber playoff'u son anda kaçırdı denebilecek bir noktaya geldi. Şimdi Itoudis ise Nisan ayında anlaşıldı ve kendi istediği kadroyu kurdu. Bütün istediği, yani belki hepsini alamasa bile en azından istediği oyuncuları aldı. Sezon içindeki eklemelerde Itoudis'in aslında talebi olan istediği oyuncular geldi. Ve haliyle ilk senesinde Itoudis playoff yaparsa eğer başarılıdır demek bence çok adil olmuyor. Önceki iki seneye bakarak. Playoff hedefiyle kurulmuş bir kadro playoff yaptı derim ben. Yani şöyle demek daha doğru olur. Playoff yapmasını beklersin ki Anadolu Efes ve Milano'nun kötü performansları nedeniyle dışarıda kaldığı yerde Fenerbahçe'nin önündeki takımlara baktığın zaman Maccabi, Partizan, Baskonya, Žalgiris gibi isimler var şu an. Hani ihtimal dahilinde olan. Hani bu takımlarla rekabet ettiği yerde Fenerbahçe'nin zaten olağan bir playoff adayı olması gayet ihtimal. Ondan sonraki senaryo ya playoff'a kaçıncı sıradan girdiği ve eşleştiği rakiple nasıl bir playoff serisi yaşadığı aslında başarılı mı başarısız mı değerlendirmesinin asıl yapılması gerektiği yer olmalıydı bence. Ama olur da playoff dışı kalınırsa net başarısızlık. Açıklanamaz bir başarısızlık. Net başarısızlık. Yani şu takımın özellikle Rus takımlarının devrede olmadığı, CSKA'nın meziyetinin olmadığı, Milano ve Efes'in büyük ihtimalle Milano zaten kaldı. Efes'in de bu şekilde bir sezon geçirdiği yerde Fenerbahçe playoff yapamıyorsa bırakın Itoudis'i, kim olursa olsun başarısız demektir. Yani bu bir kere net adreslenmeli. Önümüzdeki seneyle ilgili sorusuna da geçeyim Özgür'ün. İşte Kalates'le devam eder misin, etmez misin, hangi oyuncuların üzerinde kurarsın? Evet, aslında güzel bir çekirdek var. Ne olursa olsun Wilbekin önemli bir silah. Motley önemli bir silah. Gudurić sözleşme yenilendi, önemli bir silah. Hayes de büyük ihtimalle sözleşmeyi yenileyecekler. Görüşmeler yapılıyor. Ne kadar faydalı olduğunu gördük. Önemli bir çekirdek kadro aslında Fenerbahçe'nin elinde var. Buraya doğru eklemeler yapılabilir. Bence en önemli konu Kalates konusu. Kalates sezon başında herkesin kafasındaki soru işaretlerini bir kenara etmişti. Ama sezon ikinci bölümünde o soru işaretleri daha da yükselerek insanların önüne geldi. Burada Kalates'in kesinlikle ana rolde olmayacağı, onun önünde olacağı bir guardla ben Kalates'i kadroda tutarım. Aynı fikirdeyim. Ama bu oyuncunun profili çok önemli olacak. Yani hem organizasyon gücü yüksek, hem şut riski edilemeyecek, atletizmi yerinde ve 30 dakika sahada kaldığı zaman 2 numarayla da beraber oynayabilecek bir oyuncu olması çok önemli. Eğer sağlık problemleri olmasa bence Vildoza mükemmel olurdu. Ve bütçe problemi olmasa da Larkin bence tam senin anlattığın oyuncu yani. Bu o tarz bir combo guard bence Kalates'le hem beraber oynar hem ayrı ayrı oynarlar. Çok iyi olurdu yani o tarz oyuncular. Bir şey söyleyeceğim. Sorunun ikinci kısmına geçeceğim. Tamam, şunu da söyleyeyim. Ben Darius Thompson'u çok beğeniyorum. Ama şut Kalates'le biraz geliştirdi şutunu. Yani bir şutör oyuncu demezsin ama ben bu sezon bayağı bir geliştirdi şutunu. Hani Chris Jones profili de benim çok hoşuma gidiyor aslında. Hani o birinci öncelikli guard mı? Ama tabii Vildoza ile karşılaştırdığın yerde tabii ki o biraz daha alt seviyede kalabilir. Ama şöyle de bir şey var. Vildoza da çok riskli bir oyuncu. Evet tabii. Yani onu kontrol etmek de kolay değil. Geçelim ikinci kısmına. Ben bu konuda bir şey ekleyeceğim kısa. Tabii, bu Pierre'le alakalı ben açık söyleyeyim bunu. Ben Pierre'le sözleşmeyi uzatmazdım. Şununla alakalı kötü bir oyuncu olduğundan veya faydasız bir oyuncu olduğundan değil. Yani bence çok yararlı bir oyuncu ama bu kadar fazla sakatlanan bir oyuncuyla ki sakatlıklarının neredeyse hepsinin de hani kendisine iyi bakmama problemini herkes söylüyor DeShawn Pierre'in. Bu kadar sık sakatlanan bir oyuncuyu bu kadar ana rolde olma işi beni kafamı kurcalıyor. Eğer daha iyi bir ihtimal varsa ben devam etmezdim Pierre'le, açık söyleyeyim. İkinize bir soru geliyor. İkinci bölüm sorunun aynı yerden. Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun şu anki form ve kadro eksikliklerini değerlendirdiğimizde sonuç ne olur? Sezonun ölüm kalım maçında Ataşehir'de Anadolu Efes'i nasıl bir ortam bekliyor? Eğer Euroleague Barcelona maçındaki gibi atmosfer tekrarlanırsa Anadolu Efes için ve Ergin Ataman için zor bir ortam olur diyor. İkinize de soruluyor soru. Efes'i cehennem bekliyor. Yani gerçekten bir cehennem bekliyor Efes'i. Ama benim şöyle bir fikrim var. Bu cehennem Efes'i olumlu mu etkiler, olumsuz mu etkiler? Ben o konuda biraz açıkçası soru işaretindeyim. Şimdi her iki takım açısından da bence. Evet evet, her iki takım açısından da. Yani normalde ev sahibini iter, deplasmanı ürkütür diye beklersiniz ama bu sene Efes gerçekten çok kötü bir sezon geçiriyor. Oyuncular da hiç, yani hayal ettikleri noktanın çok uzağındalar. Bu atmosfer oyunculara şunu gösterebilir mi? Bence bu çok imkansız bir şey değil. Yani en azından bir imzamızı bırakalım bu sezona. Rekabetin çok yukarıda olduğu. Evet, rekabet çok yukarıda. Ölüm kalım maçı, yani tribün onlara karşı, çünkü bazı oyuncular dolu tribüne karşı oynamaktan zevk alırlar. Hatta deplasman oynamaktan daha zevk alırlar. Hepsi. Yani o stadın o kadar agresif, hani topu eline aldığında kulağa sağır edecek bir ıslık Micić'i, Larkin'i nasıl etkiler? Ya belki de onları iter yani. Böyle bir ihtimal var. Ben bundan açıkçası Efes'i bir adım öne yazıyorsam bundan dolayı yazıyorum. Ve Efes çekirdeği bu maçları çok oynadı. Bu maçları genelde kazandı. Ben eğer Efes'i bir adım öne yazıyorsam, yani bir adım öne yazıyorum. Çok büyük favori demiyorum ama bu sebepten dolayı ben Efes'i bir adım öne yazıyorum açıkçası. Çok güzel açıkladın. Bir sonraki soruya geçelim bence. Ben de bir şey söyleyeyim. Peki, bununla ilgili söylemek istiyorum çünkü. Seyirci faktörü çok önemli olacak. Evet, bu sezon bir tek Barcelona maçında Fenerbahçe taraftarı çok etkindi. Maça da etki etti. Geri dönüşe de etki etti. Ve gerçekten çok uzun süredir yapılan bir tartışma konusu var. İşte Fenerbahçe tribününün nasıl olması gerektiğiyle ilgili. Bence Baskonya maçında bunun cevabı çıktı ortaya. Çünkü işte tribünüyle ünlü takımlar var. Ne var? İşte Maccabi var. Eski Panathinaikos var. Şu an bu seneki de değil ama eski haliyle Panathinaikos var. Olympiakos da o nebzeye konabilir ama Panathinaikos o haka bir nebze daha yukarıdadır. Partizan tabii ki var. Žalgiris var ama bunların hepsi farklı profiller. Şimdi Partizan'la Maccabi bence biraz benziyor birbirlerine. Ama ben bu Baskonya kadar görmedim ya yakın geldiğim. Oraya geleceğim abi. Şimdi Partizan ve Maccabi daha tezahüratları fazla olan, maç içerisinde sürekli aktif olan, genç profilleri daha fazla olan, Maccabi'de biraz daha yaşlı profili vardır ama Partizan biraz daha fazla ondan. Partizan mesela sürekli maçı ayakta izleyen bir profil. Žalgiris Arena ise, orada maç izleme şansına da sahip olduğum için söylüyorum, gerçekten beyefendi bir seyirci. Hani öyle tezahüratları olmasına rağmen o çılgın bağıran seyircilerden değil ama sürekli maçın içerisinde olan, sürekli takıma destek veren seyirci. Fenerbahçe seyircisi nasıl olmalı sorusunun cevabı bence Maccabi'de değil, Partizan'da değil, Žalgiris'te değil ama cevap Baskonya. Baskonya seyircisi şunu gösterdi. Maçı yönettiler ya. Hakemle beraber yönettiler. Bir tezahürat var mı abi? Yok, hiçbir tezahürat yok. Sadece A-U ile maçı çevirdiler. Yani, hakemi baskı altına aldı, Fenerbahçe'yi baskı altına aldı. Yani gerçekten maça bu kadar etki etme hiçbir seyircide yoktu. Ben yani, hani mesela acaba faul mü diye düşündüğüm bütün pozisyonlarda inanılmaz bir uğultu çıktı tribünden. Yani susuyorlar ve bir anda bir çığlık kopuyor. Ya Penyaroya da onunla beraber gaz aldı. Ya müthiş bir atmosfer vardı gerçekten. Yani hakemler bence mükemmel yönettiler. Evet, sinmediler o atmosferde yani. Etkilenmemek bundan mümkün değil. O açıdan evet. Yani Fenerbahçe Efes maçında Fenerbahçe seyircisini birebir profilini çizdi Baskonya seyircisi. Olması gereken profili. Çünkü şöyle de bir şey var. Bunu da konuşmak lazım. Ergin Ataman üzerine yoğunlaşan bir Fenerbahçe taraftarı olursa faydalı olmaz bence. Faydalı olmaz. Net zarar olur. Takımın konsantrasyonunu da bozar. Burada bir şekilde hani takımını iten ve rakibi ıslıklayan ve Ergin Ataman'la uğraşmayan bir Fenerbahçe taraftarı profili Fenerbahçe'nin işine gelir. Kesinlikle. Ama diğer taraftan baskı altında böyle bir maçı yönetme, böyle bir maçı oynama konusunda Fatih'e tamamıyla katılıyorum. Çok tecrübeli bir koç, çok tecrübeli bir oyuncu grubu. Buraları iyi oynamış ve ki öyle bir soru var, o soruda cevap verelim. Psikolojik kısmında da Efes biraz daha da rahat çıkacaktır maça diye düşünüyorum. Sıradaki soruya geçiyorum. Gülhan Can. Derbide Efes'in Fenerbahçe'den psikolojik olarak daha rahat olduğunu düşünüyorum. Bu sebeple sonuç kesin şu olur diyemiyorum. Sizin görüşünüz nedir Fatih? Ben burada Gülhan ablayı yakından tanıdığım için bir şey söylemek istiyorum. Bu sene Efes başarısız bir sezon geçirdi. Ve bence playoff dışında kaldığını da düşünüyorum. Ben kalacağını düşünüyorum yani. Bunun tek sebebinin de açıkçası saha içinde yaşanan olaylar olduğunu düşünmüyorum. Eğer bizi izleyen Efes'te görevli birileri varsa bunu da açık açık söylüyorum. Yani bu sene Efes tribününde yapılmaması gereken şeyler de yapıldı. Ben insanların sözcüsü olma durumuna gelmek istemiyorum. Öyle bir rolüm de yok ama kulüp taraftar ilişkisi çok önemli. Gülhan abla da o taraftarlardan bir tanesi. Sembol isimlerden biri. Evet yani bu kulüp için gerçekten bir oyuncu önemlidir, oyuncular önemlidir ama onlar gidici. Yani o insanlar orada, o insanları mutlu etmek, yani belki Euroleague kazanmak, playoff'a kalmak, şampiyon olmak kadar önemli geliyor bana. Takımın parçası olduğunu onlara sürekli hissettirmek. Aynen öyle düşünüyorum. Gülhan ablanın sorusuna gelecek olursam da zaten az önce de söyledim. Bence Efes'in sezonu bitti. Ben açık açık böyle düşünüyorum. Yani Efes buradan playoff'a kalırsa bu bir mucize olur. O yüzden bazen iddiası kalmamış takımlar daha çok can yakıcı olabiliyor. Matematiksel olarak bir iddianın olması Efes açısından avantaj. Matematiksel açıdan bir iddia var ama playoff'a kalma ihtimali çok zor. Bu ne demek? Üstümüzde bir baskı yok. Baskı Fenerbahçe'de. Olursa olur, olmazsa olmaz. Fenerbahçe kazanırsa kesin içeride. Yani kesin değil ama çok büyük ihtimalle içeride. Kaybederse işi zorlar. Çok sıkıntıya giriyor. Yani sırf buraya baktığımızda bile Efes'te oluyor bence avantaj. Psikolojik açıdan az önce de söyledim. Oyuncu grubu da çok önemli. Yani Fenerbahçe'deki oyuncu grubuna bakıyorum. Efes'teki oyuncu grubuna bakıyorum. Baskıyı yönetmen açısından Efes oyuncuları bana daha avantajlı geliyor. O yüzden Gülhan ablaya katılıyorum. Bence de Efes bir adım önde. Peki Doğan'ın sorusuna geliyorum. Efes'in şimdiki durumu ile sezon başındaki durumu arasında uçurum farkı var. Bunun sebepleri ne olabilir Okan? Yani aslında maçtan önce, programdan önce konuştuğumuz konuydu. Oyuncu grubuyla koç arasındaki uyumsuzluk bence birinci faktördü. Ve artık bazı şeyleri de konuşmak lazım. Bazı şeyler çünkü çok ortaya çıkmaya başladı, konuşulmaya başladı. Ergin Ataman'ın seneye devam edip etmeyeceği. Muhtemelen etmeyeceği. Yani etmeyeceğiyle ilgili, hatta belki de planının ne olduğuyla ilgili içeride bir şeylerin konuşulmaya başladığı ve bunun takıma sirayet ettiğiyle ilgili bir senaryo şu an bana gerçekten ütopik gelmiyor. Yani bunun olma ihtimali bana yakın geliyor. Yani çünkü Alba Berlin maçındaki o oyuncuların mental sağlamlığının, mental çöküşünün daha doğrusu Milano maçında oyunun her an içinde olmak, topu paylaşmak, savunmada işte her topa atlamak, Clyburn'un savunması geliyor gözümün önüme. Micić'in, Larkin'in. Yani gerçekten bu ancak ve ancak kafada bir şeylerin değişmesiyle, bir problemin giderilmesiyle olacak gibi geliyor bana. Ve bu problemin giderilme ihtimali Ergin Ataman'la oyuncular arasındaki gelin bir sezon sonuna kadar biz bazı şeyleri kenarda bırakalım demiş de olabilir. Diğer taraftan iki tarafta artık hani sezon bitti, biz kendimizi gösterelim, Fatih'in dediği gibi biz kendimizi gösterelim. Biz aslında böyle bir takım değiliz mesajı da olabilir. Ama bu mesela işte biraz önce konuştuk. Clyburn'un 4 numarada oynamasıyla alakalı teknik anlamda açıklanabilecek bir şey değil Doğan'ın sorusu. Bu tamamen mental bir konu. Yani takımın değişmesi son iki maçtaki ki önceki programda söyledim. Efes ne oynaması gerektiğini, nasıl oynaması gerektiğini gösterdi Bologna maçında özellikle. Milano maçı da bunun bir göstergesiydi ama net sorunun cevabı şu: kafada bir şeyler değişti, rahatladı veya çözüldü. Bu kafayla oynayan bir Efes ki şunu da söyleyeyim, yani evet bir mucize olur, Efes playoff'a girer ve bu zihniyetle devam ederse çok tehlikeli farklı bir senaryo olur. Tabii. Ki işte programdan önce sizinle onu konuşuyorduk. Milano maçından önce bu soruyu sormuş olsan Efes'le playoff'ta karşılaşmak ister misin diye evet isterim derdim. Yani bu şekilde dağılmış, kolay çözülen, dördüncü çeyrekleri hiçbir şekilde oynayamayan, her an kırılabilen bir takımla yukarıdaki takımlar olsam oynamak isterdim. Ama şu iki maçtan sonraki Efes'te şunu gösteriyor ki yani ben playoff'a girersem uzayın arkadaşlar. Yani sakın bana bulaşmayın. Evet. Bütün hedefleriniz Final Four görmeden sona erebilir noktasına getirdi. Evet, geriye 10 soru var. Ona göre devam edelim. Tamam. Şimdi Macauskas, Efes'in son iki maçtaki performansını yumuşak Bologna ve eksik Milano'nun zaafları olarak mı görüyorsunuz? Yoksa Efes form bulup oyunu önceki maçlara göre geliştirdi mi Okan? Bence kesinlikle Efes'ten kaynaklı bir gelişim var. Bologna maçının özellikle ikinci bölümünde Bologna'nın zayıflığından ve kırılganlığından Efes'te faydalanmış olabilir. Ama Milano'yu mesela, tamam çok formda bir Milano vardı. Yani Milano ile ilgili nasıl bu yorumu yapabiliriz? 8'de 7 kazanmış bir Milano vardı. Efes maçına çıktığında darmadağın ettiler. İşte çok formda bir Şabazna Pierre vardı. Denize döktüler. Yani hiçbir şey Milano'dan kaynaklanmadı. Bologna maçı kırıldıktan sonra Bologna'ya adresleyebilirsin ama olay, sorunun cevabı net Efes'in çıkışı. Fareliköy'ün kavalcısı Ergin Ataman'ın playoff dışı kaldık, diğer takımlara başarılar açıklaması sonrasında takım üzerindeki baskıyı aldığına ve takımın tekrar toparlanmasını sağladığına katılıyor musunuz Fatih? Bunu Ergin Ataman aslında geçtiğimiz maçtan sonra da söyledi. Ben blöf yapmadım, gerçekten böyle düşünüyorum diye. Bence Efes gerçekten de playoff dışı kalmıştı. Yani kaldı da, yani hala ben öyle düşünüyorum. Efes 2'de 2 yapsa bile playoff yapabileceğine açıkçası ben çok ihtimal vermiyorum. Ergin Ataman da bence o açıklamasında samimiydi. Ama şu olmuş mudur? Takımın üzerindeki baskı azalmış mıdır? Yani azalmış olabilir ama Ergin Ataman bunu söylemeseydi bile yani oyuncular da puan durumuna baktıkları zaman az çok anlıyorlardır bence içeri girme ihtimallerinin bir mucize olduğunu. Yani ben baskı alma açıklaması olduğunu düşünmüyorum. Samimi olduğunu düşünüyorum. Peki Lakers-Bahçe Poyraz. Fenerbahçe'nin Partizan maçından beri 5 maç kaybetmesine rağmen oyun olarak geliştirdiği söylenilebilir mi? Sizce maçları küçük detaylar belirlemedi mi? Ekstra oyuncu performansları, şut yüzdeleri ve bazı önemli sekanslar gibi Okan. Yok. Maalesef yani oyunu geliştirdiğini söylemek mümkün değil. Şunu söyleyebiliriz. Tarık'ın biraz daha sistemin içerisine dahil olduğu mecburiyetten olsa da hani bir şekilde Tarık'tan bir fayda alındığı, Carson Edwards'dan bir fayda alındığı söylenebilir. Ama oyunu geliştirmek anlamında ben saha içerisinde bir şey göremiyorum. Ben 9-1'den sonra Fenerbahçe'nin yani sezon başındaki 10 maçta 9 galibiyetten sonra ileri gitmeyi geçtim. Erozyona uğradığını açıkçası düşünüyorum. Bir tek Partizan Bologna maçları arka arkaya, evet. Bir de Barcelona maçını orada ama yine sezon başındaki dinamiklerine evet. Dönen bir yükseliş oldu ama oradaki yeni... basketbolu oynayan bir takımda yenilik koymadı aslında. O oraya dönmüştü. O açıdan hani teknik anlamda son kaybedilen maçlarda bir şeyin geliştiğini söylemek çok doğru olmayacak. Ki şu oldu hani o 3 maçtan sonra insanlar playoff'a acaba çok iyi bir Fenerbahçe girer mi kafasındayken bu evet. Mağlubiyetler hani o tezi de boşa çıkardı. Tekrar Nisan'da yükseliş bekliyordu insanlar ama bakalım nasıl devam edecek. Basri ve Furkan Zengin'in soruları benzer sorular birleştirip soruyorum. Fenerbahçe'nin Pierre'in de dönmesi durumunda matchup'larda üstünlüğü olduğu söylenebilir mi? Pierre'in dönüşü Fenerbahçe'yi nasıl etkiler? Booker'ın olmamasını da aynı çerçevede değerlendirebilir misiniz? Pierre'in dönüşünü deminden beri çok adresledik. Evet, Booker'ı yani, ekleyelim ona. Pierre bu, ben hep şöyle söylüyorum. Pierre asla bu takımın en önemli yıldızı değil ama bir dişli kurduysanız böyle bir saat dişlisi oradaki belki de en kilit parçalardan biri Pierre. Onu çıkarttığınız zaman sistem çöküyor. Yani bu açıklanabilir bir şey değil maalesef ama görüntü bu. İstatistiklerde bunu söylüyor. Şimdi Booker yani bu kadar dar rotasyonun olduğu yerde, bu kadar sakatın olduğu yerde hani Booker'ın olmamasını olumlu bir pozisyon olarak göremeyiz. Evet Booker bazı eşleşmelerde problem yaşıyor olabilir. Özellikle şimdi Clyburn'la Booker eşleşmesi olursa Clyburn burayı çok işleyebilir. Ama diğer taraftan baktığında gerçekten rotasyon problemi yaşıyor Fenerbahçe. İşte Mete Can da sakat. Pierre dönecek mi bilmiyorum. Nemanya'da çok kötü durumda. Nemanya iyi durumda değil. Bunları Kostas Antetokounmpo'dan yararlanamıyor. Hani o da olmuyor. Bir şekilde Booker bu düzenin içerisinde kalıp özellikle konsantrasyonu yüksekken fayda verebilen bir oyuncu. Ama konsantrasyonu düşükken de inanılmaz açık yaratan bir oyuncu. O açıdan Pierre varsa eğer Booker o kadar önemli olmaz ama Pierre'in olmadığı yerde Booker'da aynı düşünüyorum. Değerli hale geliyor. Aynısını düşünüyorum ben de. Peki o zaman Sercan'ın sorusuna gelelim. Fenerbahçe savunmasının yay gerisinden tepeden gelen şut bombardımana çözüm bulamaması karşısında Micić, Larkin ve Clyburn'un şut yüzdesi belirleyici bir nokta olabilir mi? Veyahut da olur diyebilir misiniz? Ya Okan abi aslında az önce söyledi şut yüzdesinin çok önemli olduğunu. Evet olur. Ve Wilbekin'in özellikle burada kısa savunmasında çok önemli bir rolü vardı. Onun olmaması büyük bir problem. Şimdi Tyler Dorsey belki yani 5-6 gün içinde bir savunmada gelişim göstermezse Fenerbahçe'nin iyi savunma yapan bir Kalates'e ve Gudurić'e ve hatta faydalanabileceği bir Edwards'a ihtiyacı var. Eğer olmazsa yani Larkin ve Micić'i sahada rahat ettirirseniz yani kazanamazsınız muhtemelen o maçı. O yüzden bu çok önemli. Güzel bir soru. Bence maçın kilidi orada. Eğer Fenerbahçe bu oyuncuları bozamazsa muhtemelen maçı da kaybeder. Peki Hüseyin Şen'in sorusuna geçelim. Fenerbahçe'nin bu formuyla playoff'a girmemesi daha mı iyi olur? Sakatlanan oyuncular oldukça geç geri dönüyor. Bunun nedeni ne olabilir? Anadolu Efes playoff yaparsa tripit olur mu? Ortak sorusu. Şöyle yani düşünüyorum. Yani playoff yapmak önemli. Ne olursa olsun bir gösterge. Fenerbahçe geçtiğimiz sene de playoff yapamamıştı. Yani playoff yapmak kurumsal hafıza açısından bence çok önemli. Yani playoff'a girip süpürülmek bile diyorum. Çünkü yani kötü evet elbette kötü bir şey ama ne olursa olsun bilmiyorum katılıyor musun? Bence playoff'ta olmak çok önemli kurumsal hafıza açısından. Çünkü Fenerbahçe eğer yine playoff oynayamazsa Ataşehir'deki bir önceki CSKA serisinde seyircisiz oynandığını düşünürsek Fenerbahçe basketbol seyircisi en son 6 sene önce içeride bir playoff maçı izlemiş olacak. Kaç yıl oldu hatırlamıyorum. Bu da kabul edilebilir bir şey değil. Yani ne olursa olsun playoff oynamak çok önemli. Ben o yüzden bu fikre katılmıyorum. Tabii ki playoff'a formda girmeyi tercih eder herkes. Ama olmasa bile playoff'a girmek önemli. Efes playoff yaparsa tripit yapar mı? Yani Efes'in playoff'a kalmasının çok zor olduğunu düşünüyorum. Playoff'tan Final Four'a kalmasının biraz daha kolay olduğunu düşünüyorum. Final Four'a kalırsa şampiyon olmasının daha da kolay olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum anlatabildim mi? Çok iyi anladık. Piramidi ters çevirdim. Aynen. Piramit normalde olduğundan biraz daha ters bence takımlarda. Yani çok net bir şekilde şampiyon olur diyemem ama mesela Olympiakos olduğunuzu düşünün. Birinci sezonu domine edip playoff'ta Efes'le eşleşmek kabus senaryosu. Yani hiç istemiyorlardı muhtemelen öyle bir şeyi. Olamaz diyemem ama yani olur mu? O kadar iddialı da konuşamam. Hemen geçeyim ben de. Tam kadro ve formda bir Fenerbahçe playoff'a girerse eğer, hani bu sakatlar iyileşir ve girerse, ben sezon başından beri şunu söylüyorum. Yenebileceği takım yok Fenerbahçe'nin. Sezon içerisindeki o büyük takımlara karşı yenilmiş olmasına rağmen, ki hepsine sakatlarıyla girdi Fenerbahçe. O yüzden playoff'a girmesi Fatih'in dediği gibi hani zaten ne olursa olsun çok önemli. Itoudis'li ve bu kadar para harcanmış ve bu kadar önemli yıldızları almış bir takımın mutlaka playoff'a girmesi lazım. Seyirci anlamında, kulüp kimliği anlamında, her anlamda çok önemli bence. Ne olursa olsun dediği gibi süpürülse bile girmesi lazım. Ve büyük başarısızlık olur giremezse. Bunu net söyleyeyim. Efes'e gelirsek, yani Fatih'le bizim zaten birçok konuda düşüncelerimiz aynı oluyor. Keşke bazen çarpışsak diyorum ama çarpışamıyoruz. Ben de aynı şeyi söyleyeceğim. Efes playoff'u bence de giremez. Playoff girerse playoff'ta kiminle eşleştiği önemli. Mesela Barcelona ile eşleşirse bir şekilde şansının daha yüksek olduğunu düşünüyorum ama Real Madrid Olympiakos serilerinin geçme ihtimalinin az olduğunu düşünüyorum. Büyük ihtimalle orada eleneceğini düşünüyorum. Ancak hani o oyuncu koç birlikteliği yaşanırsa olur. Ama dönüp dolaşıp bir şekilde F4'e gelirse net açık ara en büyük favori Efes olur. Peki Timur Balıkçı. Onda 9 galibiyet alan Fenerbahçe eğer playoff yapamazsa bu bir başarısızlık mı? Koça mı yazılmalı? Bu durumda siz ne yapardınız ve sizce yönetim ne yapar? Başarısızlık koça yazar. Yani tabii ki koça yazar. Ne yapardınız? Bence Itoudis'i göndermek bir çözüm değil. Ama yani ne yapılır bilmiyorum. Bence çok büyük bir problem. Bu bir soru işareti. Eğer playoff kaçarsa Itoudis gönderilmeli mi? Bunu soruyorum sana. Yok. Yani bence de gönderilmemeli ama çok da büyük başarısızlık olur. Yani açıklanabilir bir başarısızlık olmaz. Çok büyük bir başarısızlık olur. Ama yine gönderilirse eğer Itoudis, Fenerbahçe her sene koç değiştirerek yani bu Obradoviç öncesi Fenerbahçe'ye döner. Onun da başarılı bir formül olmadığını gördük zaten. Yani tecrübe edildi bu. Ben de net şunu söyleyeyim. Zaten başarısızlık olduğunu ve koça yazdığını ben de söyledim. Gönderilmesi konusunda asla katılmıyorum buna. Yani şöyle, şimdi Itoudis seviyesinde kaç tane koç var? Yani var tabii ki, daha da iyi diyebilirsin, daha da altında diyebilirsin. Ama sana garanti başarıyı getirecek bir koç yok. Vardı bir zamanlar, onu kaçırdın. Tamam. Yani şimdi öyle bir ihtimalin yok. Itoudis'i gönderdiğin zaman bir şey yeniden sil baştan yapacaksın anlamına geliyor ve getireceğin koç da demin dediğim gibi anahtarı sana vermeyecek. Yani öyle bir ihtimal yok. O yüzden hani ben Itoudis'i göndereyim, şu an Xavi Pascual'ı mı alayım? Hani 2 gün sonra onunla ilgili benzer konuları konuşmaya başlayabiliriz. Fenerbahçe'den gitse nereye gidecek? Yani Euro Cup takımından gidecek hali yok. Itoudis Fenerbahçe'den ayrılsa iyi bir Euroleague takımına gidecek. Yani Pablo Los'a gelse de çok farklı bir şey olmayacak. O açıdan yani çok çözümü olan bir şey değil. Itoudis'i göndermek bir mantığı yok. Burada giriyorum ben. Ben size o zaman şunu soracağım. Şimdi Fenerbahçe Beko'yu nereye koyarsınız geri kalan Euroleague takımları arasında? 18 takım arasında hangi, yani şöyle soruyorum. Real Madrid, Barcelona değil mi? Olsaydı CSKA Moskova. Son 10 yıl içi değerlendirelim. Olsaydı CSKA Moskova. Başka? Son 10 yıl Fenerbahçe'nin yeri bence 4-5. Milano, Olympiakos, bunlardan hangisinin koçu playoff yapamasaydı takımda kalırdı? Güzel bir soru ama ilk senesi olan diye bakmak lazım. Yani bir ilk sene şeyi vermek lazım. Başarısız olduğunu altını çizerek söylüyorum. Ama ilk seneden de koçtan vazgeçilmenin doğru bir şey olduğunu düşünüyorum. Bence de net başarısızlık ama çözümü göndermek değil derim ben yani, de. Aynı fikirdeyim yani. İkinci, mesela bu sene playoff yaptı. Seneye yapamadı, ben o zaman farklı düşünürüm. Yani ikinci senesinde yani tam istediği kadroyu kurup mesela bir oyuncu, Booker'ı mesela devraldı. Hani belki Booker yüzünden yapmak istediği bir transferi yapamadı Itoudis. Hani o şansının olması lazım. Tam kendi kadrosunu kurması lazım ve hatalar yaparak, ben burada tek bir şeyin altını çiziyorum. Öğrenmesi lazım. tekrar tekrar aynı hataları yapmaması lazım. Benim bu sene Itoudis'te en çok eleştirdiğim konu bu oldu. Ama ikinci seneyi hak etmez mi? Itoudis de hak eder. Bence Đorđević de hak eder. Bence Igor Kokoškov da hak eder. Herkes hak eder. Itoudis de bunların yanında hak eder tabii ki. Katılıyorum. Peki sıradaki soruma geçiyorum o zaman. Ben bir izleyiciniz olarak sormuştum demin. Son iki maçta Dansın sakatken Singleton'da süre almadı. Emrah Bey'den geliyor soru bu arada. Emrah Ünsal. Son iki maçta Dansın sakatken Singleton'da süre almadı. Efes bu şekilde pota altını Fenerbahçe'ye karşı savunabilir mi? Bu arada koç devam eder mi? Koç Ergin Ataman'dan bahsediyor sanırım. Ben Ergin Ataman'ın devam edeceğini çok düşünmüyorum. Ben de düşünmüyorum. Yani Ergin Ataman, şunu da söylemek lazım. Efes tarihinin en başarılı koçu mudur? Bence öyledir. Başarı olarak baktığınız zaman canım, ne olursa olsun yani kulüp tarihinde altın harflerle yazılı. Aydın Örs'ün şeyi asılı Simon'un yanında. Oraya ben bir Ergin Ataman'ın oraya çok net hak ettiğini düşünüyorum. Bu ayrı ama artık bu seneden sonra devam edeceğini düşünmüyorum. Bağlarda artık yıpranmışlık olduğuna inanıyorum. İlk soruda Singleton sorusuydu. Singleton konusuna gelince de ben Ergin Ataman'ın kafasında bir karar verdikten sonra onu kolay kolay değiştireceğini düşünmüyorum. Bu iki maçta oynatmamasının da kafasındaki planda artık Singleton'a yer olmadığı anlamına geldiğini düşünüyorum. O yüzden maçta çok radikal şeyler olmadıkça, yani bir anda 5 kısaya dönme isteği veya ani bir faul problemi olmadıkça, yani çok oyuncunun faul problemine girdiği bir dönem olmadıkça ben Singleton'ı yine göreceğimizi açıkçası çok düşünmüyorum. Selim Bey'in sorusuna geliyorum. Kadro mühendisliğinde bazı oyuncuların Motley, Pierre ve bunun gibi alternatiflerinin olmaması nasıl açıklanabilir? Ya şimdi aslında şöyle de bakmak lazım. Motley'nin alternatifinin olmaması Motley'nin performansı sonucunda ortaya çıktı. Yani Motley bu kadar dominant bir oyun oynayacak mıydı? Ondan bu beklenti var mıydı? Sezonun ilk transferi sırasında yoktu. Yani Motley, Cekir'i, Booker'la hatta işte Bielitsa desteğiyle 5 numara dönülür diye konuşuluyordu. Ama 3 numara konusunda, Pierre konusunda burada bu fikre katılabilir ama ben burada şöyle düşünüyorum. Sezon başındaki planda 3 numarada Pierre ve Marko Gudurić ikilisi aslında düşünmüştü Itoudis. Hayes'i daha çok 4 numara düşünmüştü. çünkü takımda başka 4 numara yok. Hayes ile Booker oraya geçiyorlar. İkisinin de orijinali 4 numara değil. Yani Hayes'in orijinali 4 numara aslında ama Booker'ın yani değil. 3,5 derim yani. 3,5-4. Yani Žalgiris'te de Galatasaray'da da iyi oynadığı dönemlerde hep 4 oynamıştı aslında. Yani Barcelona'da biraz 3 oynadı ama orada da hani o sistemin içerisine dahil olamadı. Çünkü baktığımda Fenerbahçe kadrosunda Bielitsa'nın da son Golden State senesinde 5 oynadığını düşünürsen gerçek anlamda bir 4 numara yok. Mecburen Hayes'i orada 4 numara olarak düşünerek aldı. Ama şimdi 3 numara rotasyonuna baktığında Pierre'le Marko Guduric'i görüyorsun. Ama sezon içerisinde öyle bir noktaya gitti ki bu iş. 3 numarada ben illa fizikli kalmalıyım ve Marko Guduric'i 1 ve 2'de kullanmak zorundayım. Bu birazcık da zamanla gelişti. Ama doğrusu bu oldu Fenerbahçe için. O yüzden Pierre'in yokluğunu tolere edebilecek o kadro rotasyonu kuruluşu kadro mühendisliğinde yer almıyordu. Yani sezon başı plan bu değildi. Sezon içerisinde, sezonun başlamasıyla beraber buna döndü. O açıdan belki aslında Mete Can'ı kullanma ki bir aralar hani Mete Can yeni kurban mu soruları soruluyordu. Evet. Yani o açıdan aslında çok da eleştirmemek lazım. Elinde böyle bir opsiyon da vardı Itoudis'in. Ama iş başka bir noktaya gitti. O açıdan hani oradaki kadro mühendisliğini çok eleştirmemek lazım ama birkaç soru önce işte konuşmuştuk. Pierre'le bir sonraki seneye devam eder misin? Eğer bu formasyonla devam edeceksen, yani 3-4 rotasyonun fizikli, sert, sırtı dönük oyunları oynayabilen oyuncular olacaksa mutlaka Pierre ve Hayes'in yanına bir oyuncu daha alman lazım. Orası kesin. Yani Pierre'den çıkıyorsan oraya iki oyuncu alman lazım. Ya ben Pierre konusunda da hani kendimi tekrar açıklayayım. Normal şartlarda ben devam ederim Pierre. Ben iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Yani özellikle bu rolde değerli. Ama bu sene çok sakatlandı. Ama ya geçen sene de playoff'ta. Geçen sene bir ara o yoktu. Bir dönem sakatlandı. Geçen sene değil o evvelki sene. Fenerbahçe'nin lig şampiyonu olduğu sene. Ha, lig şampiyonu musun? Anladım, tamam. Yani o yüzden ben açıkçası hani bir de sürekli kas sakatlığı, sürekli İyileşme süreci biraz daha uzun sürüyor Pierre'in. Yani evet bir riski var ama sonuçta şeyi de düşünmek lazım. Hani Veseli bu sene hiç sakatlandı mı? Yok sakatlanmadı. Neden sakatlanmadı acaba? O farklı bir olay tabii. Ona katılıyorum. Bazı oyuncular çok fazla yük bindiği zaman sakatlanma ihtimalleri artıyor. Yani insanlar çok eleştirdi mesela Vesel'in aldığı dakikaları ama o bir plan dahilindeydi. Adam bütün sezon kullanmak istedi. Biz 30 dakika Fenerbahçe'nin 30 dakika üstü oynatarak o sakatlık riskini arttırıyordu. Pierre'in de üstüne çok fazla yük bindiği ortada. Hayes'te niye olmuyor diyebilirsin. her oyuncu birbirinin aynısı diye bir şey yok ama bazen yük bindiği zaman böyle sıkıntılar aynen, oluyor. Doğru, katılıyorum. Beyler ağzınıza sağlık, keyifli program oldu. Sevgili basketbol severler, bu hafta bu kadar. Hoşça kalın.